Her yıl neredeyse 1 milyon kişiyi öldüren bir seri katil var. Ama dişleri yok, silahı yok. Sadece ısırıyor. Minicik bir öpücükle seni mezara sokuyor. Bahsettiğim canavarın adı sivrisinek. Evet evet, hani şu geceleri kulağının dibinde F-16 gibi vızıldayan, sabah kalktığında bacağında harita çizen mahlukat. Ve bu minik ölüm makineleri, şaka değil dostum. Sıtma, sarı dan virüsü, Hepsini bu küçük şeyler taşıyor. Her yıl 249 milyon vaka, 600 binden fazla ölüm. Dünya Salgır Gütü diyor bunları, ben değil. Ben sadece seni uyandırıyorum. Ve en beteri ne biliyor musun? Çoğu çocuk, 5 yaş 6. Nasıl yapıyorlar? James Bond gibi. Gizlice girip vücuduna zehir enjekte ediyorlar. Isırıyorlar, hastalığı veriyorlar, uçup gidiyorlar. Geride sadece bir kaşıntı ve belki birkaç gün sonra bir mezar taşı. Mesela bir yaz akşamı ayran balık keyfi yapıyorsun. Bir geliyor seni ısırıyor ve bam. Hayatının fişi çekilmiş olabilir. Hala sivrisinek ne olacak ya diyen varsa biraz araştırmasını öneriyorum. Ücretsiz. Google'da var. Bu arada Alaska'da 7 trilyon sivrisinek varmış. Yani her birimiz binlercesini öldürsek bile kazanamayız. Bu bir Tanof savaşı. Ama elimizde sadece sineklik var. Küresel ısınma sağ olsun, sivrisinekler artık kutupları da seviyor. Yakında kutup ayılarıyla kapışırlar belki. Gezegenin her yerinde bu küçük canavarların istilası var. Gerçekten. Oyun oynuyoruz sanki ama hardcore modda. Peki çözüm? Önce onların toplanma alanlarını boz. Durusu birikintisi mi? Yok et, ıslak saksı altlığı, at gitsin. Romantik olma, ay çiçekleri sulayım falan deme. Sinek partisi veriyorsun resmen. Yaha havalı çözümler de var. Genetiğiyle oynanmış erkek sivri sinekler salınıyor, dişiyi buluyor, onunla bir yuva kuruyor ve yavrular kısır doğuyor. Doğada çekirdek bozuk çıktı diyoruz. Ama bu iş hala test aşamasında. Yani umut var ama net değil. Gönlümüz birim adamlarıyla. Bu arada. Ama onlar da doğanın parçası diyenler var ya, evet doğru. Ama o kadar da büyük parça değil. Kuşlar, kurbağalar arada bir onları yer ama menüde ana yemek değiller. Polen taşıyorlarmış diyen de var. Arı varken sivrisineğin çakma arıcılığına mı kaldık biz? Peki tamamen yok etmek doğru mu? İyi soru. Ama onlar zaten bizi yok ediyor ve unutma. Binlerce tür var. Sadece 6 tanesi bizi ısırıyor. Yani Sivrisinekleri yok edelim dediğimizde hepsi gitmiyor zaten. Bazıları diyor ki belki Amazon ormanını sivrisinekler koruyor. Çünkü insan giremiyor oraya. Deli gibi sokuyorlar ne diyeyim? Doğa bekçisi olarak sivrisineği seçtiysek geçmiş olsun Amazon. Ve son olarak belki de sivrisinekler insanlığın fazla çoğalmasına karşı doğanın attığı minik bir tokattır. Biz çoğalmayalım diye varlardır. Kim bilir? Bir türün evrimin zırt dediği yeridir belki de. Karar sizin. Ya bu minik katilleri yok edeceğiz ya da her yaz neden bu kadar kaşınıyorum ya deyip ölümle tombalı oynayacağız. Yorumlara yazın. Yok etmek mi, kaşınarak yaşamak mı?